Bu denklem sistemini görselleştirmemiz ve çözüm kümesini bulmamız isteniyor. Denklem sistemimiz burada. Her bir denklemin grafiğini çizip sistemin olası çözümleri üzerinde düşünmemiz gerek. İlk denklem, e, yeniden yazayım böylece denklemi grafiğini çizeceğim renkle yazmış olurum en azından. İlk denklem bize eğim kesimi biçiminde verilmiş. Harika, bu sevdiğimiz bir biçim değil mi? Evet, evet seviyoruz bunu. y eşittir 3x artı 1. Gördüğünüz gibi eğim yani m 3'e eşit. y eksenini kestiği noktanın da 1 olduğunu görüyoruz. Bunu da açık açık yazayım. Evet, bu denklemin eğimi buna m demene nedenim pek çok kişinin denklemleri y eşittir. mx artı b şeklinde yazması. Yani bir gösterim olduğu için bunu kullanıyorum. Grafiğini çizebiliriz y eksenini kestiği noktanın 0,1 noktası olduğunu biliyoruz. Grafikte işaretleyelim. 0,1 noktası burası. Elbette kabulümüze göre burası y ekseni, burası da x ekseni olacak değil mi? Tamam. Eğim de 3. Peki bu ne demek? Bu şu demek, x ekseninde pozitif yönde, yani sağa doğru bir birim ilerlersek, Aynı anda y ekseninde de pozitif yönde, yani yukarı doğru 3 birim ilerlememiz gerekir. x yönünde 1 bir birim gidersek, yukarı doğru 3 birim gideceğiz. Ee, x yönünde 2 birim gidersek mesela, yukarı doğru 6 birim gitmemiz gerekecek. Çünkü 6 bölü 2, 3'e eşit değil mi? Konuşmuştuk bunları. Benzer şekilde... Aşağı yönde ilerlersek de e, x ekseni üzerinde 1 bir birim sola gidersek yani y ekseni üzerinde 3 birim aşağı ilerlememiz gerekir. Neden? Çünkü eksi 3 bölü eksi 1. Bu da 3. x ekseninde Negatif yönde 2 birim ilerlersek y ekseninde de negatif yönde 6 birim ilerlememiz gerekir değil mi? 1 2 3 4 5 6 evet. Doğru üzerindeki bazı noktaları işaretlemiş oldum. Bu noktaları birleştirebilirim. Hadi gelin yapalım. Noktaları elimden geldiğince düzgün şekilde birleştireyim grafik eğri değil doğru olmalı. Elimi hiç kıpırdatmadan ama nedense en iyisi bunu silip daha düzgün çizmeye çalışayım. Daha iyisini yapabilirim değil mi? Doğruyu çizmeye daha beter oldu. Tamam son kez son kez yoruldum ben de ama bu gerçekten son. Son kez çiziyorum. Evet, evet işte oldu. İlk doğrumuz bu. Y eşittir 3x artı 1. Harikayız. Şimdi de ikinciyi çizelim. Ee, denklem standart biçimde yazılmış. 2y artı 4 eşittir 6x. Bunu eğim eksen kesimi biçiminde yazarsak rahat ederiz. Yani y eşittir mx artı b tipinde. Denklemin her iki yanından 4 çıkararak işe başlayalım. Ee, 4 denklemin diğer yanına geçer. Gelin bu işlemi yapalım. Denklemin sol yanında yalnızca 2y kaldı değil mi? Sağ yan ne oldu? 6x eksi 4. Yani 2y eşittir 6x eksi 4. Sonra tüm terimleri y'yi yalnız bırakabilmek adına 2'ye bölmeliyiz. Her iki yanı 2'ye bölelim. Ne oldu? Y eşittir 3x eksi 2. İkinci denklemi de böylece eğim eksen kesimi biçiminde yazdık. Aynı şeyi bunda da yapacağız. y eksenini kestiği nokta eksi 2, eksi 1, eksi 2. İşte burası. Eğimi 3. Eğiminin diğer doğrunun eğimiyle aynı olduğuna dikkat edin. Eksenle, x ekseniyle yaptıkları açı aynı olacak değil mi? X ekseninde pozitif yönde 1 bir birim ilerlersek, Y ekseninde yukarı yönde 3 birim ilerleyeceğiz. Sağ 1, yukarı 3. Aynen böyle. X ekseninde negatif yönde 1 bir birim ilerlersek, Y ekseninde de aşağı yönde 3 birim ilerleyeceğiz. Sola 1 bir birim, aşağı 3 birim. Evet, evet, aynen bu şekilde. Şimdi noktaları birleştirirsek ortaya şöyle bir şey çıkacak. Elimden geldiğince düz bir doğru çizmeye çalışıyorum. İkinci denklemimiz olan 2y artı 4 eşittir 6x. Önce eğim eksen kesimi biçiminde yazdık. Sonra da grafiğini çizdik. Soruda bize sorulan asıl şey neydi? Şimdi ona bakalım. Denklem sisteminin çözümlerini bulmamız isteniyordu değil mi? Bir denklem sisteminin çözümleri her iki denklemi de sağlayan x ve y değerleridir. Yani ortak noktalardır. Her iki denklemi de sağlayan x ve y değerleri varsa bu x ve y değerleri her iki grafik üzerinde de yer almalıdır. Şimdi mavi doğru üzerinde bulunan tüm x ve y çiftleri ilk denklemi sağlar. Kırmızı doğru üzerinde bulunan tüm x ve y çiftleri de ikinci denklemi sağlar. Yani her iki denklemi de sağlayan bir nokta her iki doğru üzerinde de bulunmak zorundadır. Grafiğe baktığınızda her iki doğrunun da üzerinde yer alan bir nokta var mı? Yok. Bu iki doğru kesişmiyor. İki doğrunun kesim noktası her iki doğru üzerinde de yer alan ortak noktalardır. Ama hayır bu doğrular kesişmiyor. O halde bu denklem sisteminin bir çözüm kümesi var ama boş küme. Çözüm yok. Neden? Çünkü bu iki doğru kesişmiyor. Aslında grafiğini çizmemize de gerek yoktu. Y eksenini kestikleri noktalar farklı olduğu için iki ayrı doğrudan bahsettiğimiz belliydi. Ee, eğimleri aynı. Elinizde y eksenini farklı noktalarda kesen ama eğimleri aynı olduğu için paralel iki doğru var değil mi? E bunların kesişmediğini söyleyebilirsiniz çizmeden. Bu doğrular bir denklem sistemini temsil ediyorsa bu sistemin çözüm kümesi baş kümedir.